Bu kadar. Ben helallik alacağım. Ben de birkaç helalliklerim gerekiyor. Hatırlatmam gereken konular var. Malumunuz, öğretmenimiz, eski milliyetin müdürü de beraber tutamayacağım. Hamdi hocamızı yol çekmek üzere. Ebedi adına ikrar etmiş. Allah'tan ikrarı rahmet etsin. Onu yol çekmek üzere burada toplandık. Allah mekanlı cennet eylesin, makamını hayal edin. Hayırlı yaşamlar, hayırlı ölümler nasip etsin inşallah. Tabii dünyaya geldik ki bir gün bu hayat son bulacak. Önemli olan bu hayatı nasıl yaşadığımız, ne için yaşadığımız, hangi dava için yaşadığımız önemli. Bu davaya hizmet etme adına, İslam davasına hizmet etme adına bu hayatı yaşayacağız inşallah. Bu şekilde hayatımızı Rabbim nasip ettiği zaman sonlandırmış olacağız. Ben özellikle bayan kardeşlerimizin de cenaze namazına dahil olmasını arzu ediyorum. Arka tarafta saf bağlayabilirler, onlar da cenaze namazını kılabilirler. Tabi abdest olmak şartıyla. Bir de şunu hatırlatayım kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, hatta Riyad-ı Sarp'te geçen bu hadis-i şerif 3 tane rivayet vardı bu konu hakkında. Bir tanesi 40 rakımını bahseder, bir tanesi 70'ten, bir tanesi 100 rakımından bahseder. Ama hadis-i şerifin metni şudur. Bir mümin öldüğü zaman onun başında cemaat toplandığı 40 kişi, bir rivayette de 70 kişi, bir rivayette de 100 kişi. Onun hakkında hüznü şahitlikte bulunursa Allah o mevtaya rahmet nazarıyla bakar. Allah Resulü bu müjdeyi veriyor. Dolayısıyla biz burada toplandık, hüznü şahitlikte bulunacağız. Şimdi soruyorum, bu Hamdi hocamızı hüznü hayatıyla ve dahi itibiyatında nasıl görürsünüz? Nasıl bilir, nasıl şahit edersiniz? İyiyiz. Nasıl bilir, nasıl şahit edersiniz? İyiyiz. Allah hepinizden razı olsun, hüsnü şahitliğinizi kabul edesin. Sizden aldığım güçle ben de hüsnü şahitlikte bulunuyorum. Allah mekanına zani gani rahmet edesin, mekanı cennet edesin. Bu Hamdi kardeşimize ahiret âlemlerine talim olmuş olan hak ve hürmanı helal ettiniz mi? Helal olsun. Tedavik helal ettiniz mi? Helal olsun. Hadi helal ettiniz mi? Meyyit için duaya her kişinin 4 tekbir cenaze namazına kılmaya diye niyet edeceğiz. İlk tekbiri alacağız. İlk tekbirden sonra Sübhaneke ve Cümle Tenavüt'le birlikte okuyacağız. Sonrasında ikinci tekbiri eller kaldırmaksızın alacağız. Allahümme salli ve barik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbiri yine elleri kaldırmaksızın alacağız. Bilenler cenaze duasını bilmeyenler Fatiha suresi dua niyetiyle veya Rabbena Akina dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam vererek inşallah cenaze namazını tamamlamış olacağız. Ve cenaze namazından şöyle bir iki dakika bir dua yapacağız. Ondan sonra cenazeyi göndereceğiz insanlar. Belki mezar başına gidemeyecek olanlar olabilir. Bu da duasını yapalım. Bu şekilde gönderelim. Niyet ettim. Allah için salata, Peygamber için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine, dört tekbir cenaze namazını kılmaya, uyudum hazır olan cemaatin imamına değil aziz ağa, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım, senin rızanı umarak bugün burada bir Müslüman kardeşimizin
Hamdi hocamızın cenaze hastasıyla toplandık, cenaze namazını kıldık. Ya Rabbi bizlerden kabul eyle. Ya Rabbi hüsnü şehadetimizi kabul eyle. Ya Rabbi helalimizi kabul eyle. Ya Rabbi sana uğradığımız, gerçek aleme yolcu ettiğimiz Hamdi hocamıza kani kani rahmet eyle. Seyyiatlara varsa hasenata tebdil eyle. Kabirde sorulması muhtemel olan sorulara kolaylıkla cevap vermesini nasip eyle. Ya Rabbi elden bırakmış olduğu aile evladına, çocuğuna çocuğuna sabrı cemil ihsan eyle. Sevenlerine sabrı cemil ihsan eyle. Ya Rabbi biz biliyoruz ki birçok öğrenci yetiştirdi, birçok hoca yetiştirdi. Şu anda yetiştirmiş olduğu öğrenciler arasında milletimize hizmet eden hayırlı kişilerin olduğunu da biliyoruz. Ya Rabbi sen onun yerine bırakmış olduğu ilmi kendisine yoldaş eyle. Ya Rabbi yaşamış olduğu hayatı kendisine yoldaş eyle. Ya Rabbi bizlere de hayırlı bir yaşam nasip eyle. Ya Rabbi bizlere de güzel bir yaşam nasip eyle. Bizlere hayırlı bir yaşam, ahlaklı bir yaşam nasip eyle. Evlatlarımızı düşürürler. Bu işe yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. İyi bir anne olmayı, iyi bir baba olmayı, iyi bir dede olmayı bizlere nasip eyle. Vatanımızın birliğini ve beraberliğini dahil eyle. Milletimizin birliğini ve beraberliğini dahil eyle. Alnımızı, bayrağımızı gökten indirme. Ezanımızı dindirme ya Rabbi. Ya Rabbi, bu milleti bölmeye çalışan, bu milletin arasında nifak sokmaya çalışan hainlere sen fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, dualarımı dergahına kabul eyle. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdi hocamızın ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhları için ve haseten bu ülkeyi, bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları için ve Allah rızası için El-Fatiha'ta mâ salavat.